Ama ne olur Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen bizim hakkımızı kimseye peşkeş çektirme ya. Allah rızası için çektirme. Bu halkın vebalini taşıyamazsın ya. Yani ben merak ediyorum abi, bu kadar mı adaletsizlik olur ya? Birini sorgulayın abi. Deyin ki bugün İçişleri Bakanı işte Sedat Peker tarafından suçlanıyor. Yapmamış da olabilir. Sedat Peker'in anlattıkları doğru da olmamış olabilir. Ama lütfen daha öncekilerinde yapmadınız. Bugün İçişleri Bakanı da yapmayacaksınız. Lütfen adalete teslim edin. Adalete müdahale etmeyin. Bakın şu an ben bütün nasıl diyeyim, savcı, hakim, vali, kaymakam ayırmaksızın amir olarak söylüyorum. Allah şahit sürgün korkusu var konuşamadıklarına inanıyorum. Bak bu benim düşünce ve fikirlerim. Konuşamıyorlar abi. Adalette yerini bulamıyor. Bir susluk var ya. Lütfen. Yani korktuğunuz insan sizin bir vatandaş. Ben de olabilirim. Ama lütfen Allah korkusu öne geçsin. Yani bu kadar insanın parasının sağda solda çarçur edilmesi. Yani bir bakıyorsunuz biri pudra çekerinden bahsediyor. Bir bakıyorsunuz bakanlık fotoğrafı var. Bir bakıyorsunuz bir para birimi çıktı ya, dolandırdı biri gitti. Ne parasıydı o? Bitcoin. O da bakanlık fotoğrafı var, çıktı gitti. Şimdi bakıyorsunuz Sedat Peker'in anlattıkları var. Onlar da yine çıkıp gidiyorlar. Ne oluyoruz abi? Ne oluyoruz? Zamanında 2002'de milletvekili arabaları lükstür diyen cumhurbaşkanı, başbakan, evlerini satan başbakan, ne oldu başbakan bugün? Ne değişti o günden bugüne? Yanındaki getirdiği bayana dedi ki tak kelepçeyi dedi. Dedim ki kardeşim ben katil miyim dedim. Yani ne kelepçesinden bahsediyorsun dedim. Sonuçta kapat dükkanı gidiyoruz dedi bana. Tabii yine söylediğim gibi müşteri var. İşte arkadaşlar aşağıdalar. İçeriye geldim, arkadaşları çağırıyorum. Hatta ben şöyle dedim. Tamam vereyim TRC'yi de dedim en azından. Hani kapansın bugün çünkü kapı polis dolu. Sanki bir katil varmış gibi burada. Hayır dedi, TRC'yi falan da almıyorum. Biz emniyete geleceksin dedi. O zaman siz geçin, ben geliyorum. Aracım da burada, ben gelirim dedi. Hani müşteriyi gönderip gidecektim. Tabii bunlar, ben içeriye geldim. Arkadaşları aşağıdan çağırıyorum. Geldiler buraya, beni kaçacak falan zannettiler herhalde. Niye kaçacaksam. Tabii oradaki anı hatırlamıyorum bile şu an ne olduğunu. Tak tak kelepçeyi falan dedi yine bayana polis. Tabii başka yani polisin bana yaptığı şey hiç mi? Kolumu gardarak böyle hani tutuyor beni ki arkadan kelepçeyi taktıracak bayana. Ben katil miyim ya? Kelepçe takıldı mı peki? Kelepçeyi taktılar. Ve ben katilmişim gibi herkes göz önünde beni arabaya götürdüler. Hatta arkaya bineceksin dedi. Özür dilerim diye biliyor musun? Tel örgüye mi? Aynen öyle. Oradan mı bahsediyorsun? Aynen öyle. Ben hatta burada polise diyorum ki bakın ben tedavi görüyorum. Personel çıktı aşağıdan. Siz ne yapıyorsunuz? Bu kadın hasta dedi. Tedavi görüyor dedi. Ona rağmen tel örgüde beni katil gibi bindirip götürdüler ya. Yani zoruma giden ne biliyor musunuz? Bu ülkede katillere kelepçe vurulmazken, tecavüzcülere kelepçe vurulmazken, kadın cinayetlerine kelepçe vurulmazken,